Evet, ben de rahatsız zorlandım çünkü genelde toplu saç kullanmıyorum. Evet. Ama bugün böyle bir değişiklik yapmak istedim. Nasıl gidiyor? Hayırlı uğurlu olsun diyor musun? Teşekkürler. Güzel bir işbirliği yaptık. Öncelikle benim için önemli bir kısmı yerli bir marka olması. Hem yerli hem de dünyaya açılmış. Şu an birçok ülkede şubeleri açılmış bir firma. O yüzden çok mutluyum. Hem de daha fazla kadına ulaşabiliyorum. Kadınlara ulaşmak ve onlara güzel ürünler sunuyor olmak da benim için çok değerli. Bu arada 2013'e damlalık dinlemeyeceğiz. Hayatımın projesi değil mi peki ya? Hayatımın projesi. Evet. Yani çok güzel şeyler yaşadım bu yıl. Çok güzel projelere imza attım. Çok güzel işlerde bulundum. Yani ileride göreceğiz hayatımın projesi mi değil mi aslında. Çok insan içinde bulunduğu şey çok. Ama hayatınızı değiştirdiniz mi? Kesinlikle. Yani şu ana kadar işbirliği içinde bulunduğum her şey hayatıma çok büyük etki ve katkı sağladı. O yüzden şu an gerçekten de onu görüyorum, görüyorum. Peki şimdi konuyla alakalı sormak istiyorum. Arada bir maske yapıyor muyuz evde? Kendi imkanlarımızla. Tabii maske yapmak zorundayım çünkü şu an dizi nedeniyle yaşadığım şeyler zaten çok iklimi farklı bir yer. Evet. O yüzden fırsat bulunca evde kendim yapmaya çalışıyorum. Mesela şimdi izleyeceğim, çok merak ediyorum. Evet, ama hayır. Mesela söylesem hiçbir başkası yanlış öğrenmek istemem çünkü herkes çektiğimiz işte farklı. Evet. Ama mümkün olduğunca doğal ürünlerde kendimi desteklemeye çalışıyorum. Peki yemekle aramız nasıl? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Dayanamıyorlar. Ebram, aldığım videolara göre DJ'de çok içinde olduğunuz ve ısrarla bir DJ'yi seçtiğinizde duydum. Neden? Sebebi ne? Öyle. Zaten böyle tanıyorum. Özel ve çok başarılı bir yöntem. Özellikle ısrarla hiç kimseyi istemem bir durum olmalı tabii ki ama güzel bir etkinlik geçireceğimizi düşünüyorum. Güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Ve Valero'nun da tarzıyla, müziğiyle, sanatıyla buna çok güzel eşlik edeceğini düşündüm. O yüzden bizimle birlikte olduğu için çok mutluyum. Ama şimdi ekranların gözdesi olduğunuz yatırımlarınızı neler yapmışsınız? Merak ettim gerçekten. Gayrimenkul ürünleri, araba, isimler neler var mesela? Yatırımınızı neler yapıyorsunuz? Yani bu konuya girmek istemiyorum aslında. Çok güzel değil aslında. Magazinsel sorular biliyorsunuz bunlar. Şimdi yine mi yanlış diyeceğim ama... Ne güzel hayat. Öyle söyleyeyim. Çok yakıştırmalar oluyor dizilerde. Kesinlikle. Evet. Herkesin başına gelen. Aralarınızda değişik böyle yazanlar oluyor mu? Çok yakıştırmalarla ilgili. Tabii çok mesaj alıyoruz. Yani biz de partnerimle birlikte, partnerimle yakışıkları için çok fazla mesaj gelen izleyicilerimizden, bizimle gelen kişilerden de. Ama bizi bulunuyoruz, yani karakter canlandırıyoruz. Tabii ki bu çok hoşumuza gider çünkü dizimizin başarısını sağlar ama onun dışında tabii ki aşırıya kaçtığımız zaman biraz herhalde her tarafı sıkılmak değil ama bunların iki tarafı da biraz gelmiyoruz. Yani sürekli beni zorluyorsunuz. Zorlayıcı olabiliyor bazı durumlarda tabii ki. İnsanlar özel hayatına biraz herhalde saygı duyulması daha fazla olur diye düşünüyorum. Çünkü biz de izleyicimizi seviyoruz. Onlar da bizi sevsin. Ama ne diyeyim şimdi, beni o kadar zorladın ki şu an. İnan zorlamadım. Aslında samimi cevaplar bunlar gerçekten. Sen de çok samimisin. Teşekkür ederim. Yani defalarca söyledim zaten. Yıllarca da çok mutlu oluyoruz. Bize yakıştırdıkları, bizi de güzel bir büyü yakaladığımız için. Ama onun dışında bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Peki partnerinde ne ararsın? Yani karakterinde nelere dikkat edersin? Olacak olan diyeyim ya da olanları diyeyim. Formülü yapalım yani size. Uzun da burada tarif veremem tabii ki. Evet. Ama karakterli ve iyi niyetli biri olması, iyi kalpli biri olması benim için çok değerli. Bu arada koronavirüsü bizi etkiledi mi? Sizin seni etkiledi mi? Biraz sanırım yani oyuncular ve ekip olarak biraz daha tedbirli davranmaya çalışıyoruz. Psikolojik olarak biraz tabii bizi etkilediği için çok fazla ziyaretçi de alıyoruz. Daha dikkatli davranmaya çalışıyoruz ama onun dışında çok büyük bir etkisi olmadan açıkçası. Maske takıyor musun? Uçakta takıyorum ya. Evet. Sizin maske dışında peki başka önlemleriniz alıyor mu? Yani sürekli işte zaten işlerimize sürekli dikkat ediyoruz ama şu an özellikle işte antiseptik ürünlerle ve uçak gibi yerlerde maske kullanarak dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani onun dışında da herhalde çok yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.